Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht es super. Ich habe gestern gehört, dass ihr mich nicht sehr gut verstehen könnt, wenn ich Deutsch spreche, weil ich zu schnell spreche. Und dann habe ich mir heute gedacht, dass ich etwas langsamer spreche. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Wenn nicht, dann könnt ihr es mir sagen und ich werde dann mich wieder bemühen, ein bisschen langsamer zu sprechen. Okay, heute lernen wir drei neue Präpositionen. Das sind die temporalen Präpositionen vor, nach und seit. Okay, bevor ich mit dem Türkischen äh, bevor ich mit dem Grammatikthema anfange, möchte ich das Ganze kurz nochmal auf Türkisch euch erklären und dann geht es weiter mit dem Thema. Okay. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, dün videoların girişinde biraz hızlı Almanca konuştuğuma dair e, söylentiler aldım. O yüzden ben de bu videoda biraz daha yavaş konuşmaya gayret gösterdim. Zaten Almanca söylediğim her şeyin Türkçesini de söylüyorum. E, Tabii biraz daha yavaş konuşmaya çabaladım. Eğer bu da çok hızlı geliyorsa yine söyleyebilirsiniz. Daha da yavaş konuşabilirim. O sıkıntı değil. Bugün ne öğreneceğiz ona bakalım. Bugün temporale präpositionen dediğimiz zaman bildiren 3 tane edat öğreneceğiz. Bunlar da for, nach ve seit edatları. Şimdi e, biliyorsunuz ki Almanca'da edatlar ikiye ayrılıyor. Bir e, zaman bildiren yani temporale präpositionen bir de yer bildiren yani lokale präpositionen. Biz bugün temporale präpositionlara bakacağız. For, nach ve seit for ve nach edatları Lokal prepozisyon olarak da vardı hatırlıyorsunuz yani yer bildiren edat olarak da var bir de nahın e, ülkelerde kullandığımız muhins sorusuna cevap verirken kullandığımız e, şey de vardı o da bir, bir diğer videoda anlatmıştım onu hatta demiştim orada da bu nahın diğer anlamları da var ama biz bugün işte bunu işliyoruz demiştim şimdi de yine söylüyorum bu fo ve nah edatların başka anlamları da var ama biz bugün ne yapacağız zaman bildirdikleri e, şeklini inceleyeceğiz önce birlikte bir bakalım bunlar ne anlama geliyormuş. For önce anlamına geliyor. Nah sonra anlamına geliyor. Zayt da den beri anlamına geliyor. Burada tamamız. Şimdi bu bileceğimiz ilk şey olması gerekiyor. Tabii ki de Türkçe anlamları. İkinci bilmemiz gereken ve en önemli olan şey yine bu üç edatın da zaman bildirdiği edat olarak söylüyorum. Datif almalarıdır. Datif alacaklar. Yani biz ne yapacağız? E, bu edattan sonra kullandığımız ismi her zaman datif şekilde çekimlememiz gerekecek. Şuraya küçük bir info yazmışım tekrardan kısaca hatırlatmak için. Ne demişik? Datifte artikeller değişiyor. Buraya bunu yazmamın sebebi birazdan örneklerde daha rahat etmeniz, daha rahat anlamanız içindir. Ee, bir bakalım artikellerimiz zaten üç tane neydi? Der die das bir de çoğul olan her ismin çoğulunda kullandığımız plural die artikelimiz vardı. Bir bakalım bu artikeller datifte ne, nasıl değişiyordu? Der artikeli dem artikeline dönüşüyordu. Dem man diyorduk adama. Die artikeli ne yapıyorduk? Di der artikeline dönüşüyordu. Der Frau kadına. Das artikeli ne oluyordu? Das artikeli de dem'e dönüşüyordu yine. Dem kind çocuğa. Plural diye artikelde ne oluyordu? Den oluyordu. Bir de ne yapacaktık burada önemli olan şey? Denkinden. Yani ismin sonuna en takısı getireceğiz datifte plural kullanıyorsak. E, tabii hani kendiliğinden en harfiyle bitiyorsa bir isim. E, onunla getirmiyoruz. Bir de s harfiyle bitiyorsa bu isim. Yine en getirmiyoruz. Bunu datif konusunda daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. O yüzden şu şekilde geçiyorum. Bizim için artikeller önemli. Ve şu da gerçekten çok önemli. Ee, ne yapıyoruz? İsimden sonra ismin çoğul hali kendiliğinden en harfi ile bitmiyorsa veya s harfi ile bitmiyorsa en takısını getireceğiz. Çok kısa bir örnek vereyim. Ee, mesela di familia aile. Çoğulu bunun familion. Zaten en harfi ile bitiyor. Peki datifte di ne oluyordu? De'n oluyordu. De'n familion kendiliğinden en harfiyle bittiği için bir en daha getirmiyorum. Aynı şey das auto ya da das handy için geçerli. Çoğulu neydi bunların? Autos Handies, değil mi? The Autos, the handies. Bunun da datife çevirdiğimde den Autos oluyor. Arabalara oluyor. Ve kendinden S harfiyle bittiği için ona da en takısı getirmiyoruz. Ama diğer bütün durumda datif pluralde çoğu ismin, ha, ismin sonuna en takısı getiriyoruz. Burası çok önemli. şimdi örneklere birlikte bakalım. Bunların datif olduğunu anladık biz. Şimdi bakalım. Birinci örneğim. Ich habe vor zwei Stunden meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe vor zwei Stunden meine Hausaufgaben gemacht. Ne dedim burada? Dedim ki iki saat önce ödevlerimi yaptım. Tamam. Burada şimdi for kullandım. Değil mi? Burada iki dediğim için ne olacak bu? Saatin ben çoğulunu kullanacağım. Die Stunde die Zaten en takısıyla bittiği için mesela bu bir en getirmeme gerek yok tekrardan. Az önce bahsetmiştim. Foa'da neydi? Datifti. E, çoğunluğunu kullanmamız gerekiyordu. Bir diğer örneğe bakalım. Burada bahsedeceğim şey geliyor. bu arada şu şekilde diğer örneğe geçmeden önce bir saat önce ödevlerimi yaptım demiş olsaydım. Yine foa'dan sonra bir aynıydı değil mi? Stunde diyeceğim işte şimdi. Stunde'nin artikeli die stunde. E di artikilde dere dönüşü o zaman. Ich habe vor einer, yani ich habe vor einer Stunde, einer Stunde meine Hausaufgaben gemacht. Burada D'yi dere dönüştürüyoruz. Çünkü burada tekilini kullanmışız. Orada muhakkak ne yapacağız? D'yi dere dönüştüreceğiz. Hemen ikinci cümleye geçelim. Diyorum ki Nach zwei Jahren werde ich mit meiner Familie Deutschland besuchen. Nach zwei Jahren werde ich mit meiner Familie Deutschland besuchen. İki yıl sonra ailemle birlikte Almanya'yı ziyaret edeceğim dedik şimdi burada 2 yıl sonra annemle birlikte ailemle birlikte Almanya'yı ziyaret edeceğim. Bakalım hemen. Sonra dediğimiz için ne olacak bu tabii ki de nah edatını kullanacağız. Sonra dediğimiz için. Sonra zwei demişiz. Şimdi yıl ne demekti? Das ya, değil mi? Das ya. Peki çoğulu ne oluyordu bunun? Die Jahre. E takısı oluyordu. Ama ne dedik biz? İki kullandığımız için bu artık çoğul kategorisine giriyor. Yar yazdım ama neydi kuralımız? D, D'ne dönüşüyordu ve ne yapıyordu? İsmin sonuna en alıyordu. E zaten E ile bittiği için, N ile bitmediği için o en takısını getiriyorum. Nach zwei Jahren werde ich mit meiner Familie Deutschland besuchen. Okey, oradaki e, yaradaki en takısını unutmuyoruz kesinlikle çoğulsa. Tamam, diğerine bakalım şimdi. Üçüncü örnek. Wir leben seit 2008 in der Türkei. Wir leben seit 2008 in der Türkei. Den dan beriydi seit, değil mi? Şurada den beri. Biz 2008'den beri Türkiye'de yaşıyoruz. Biz 2008'den beri Türkiye'de yaşıyoruz. Burada ne yaptım? Yıldan bahsettim. O yüzden zaten seit kullanılıyor. İngilizce'deki since anlamına geliyor. Karşılığı budur. Hemen diğer örneğe bakalım. Ayşe hat die Universität Vor sechs Monaten absolviert. Ayşe hat die Universität vor sechs Monaten e, absolviert. Okay, bakalım şimdi ne demişiz. Ayşe altı ay önce üniversiteden mezun oldu. Ayşe altı ay önce üniversiteden mezun oldu. Ha, önce dedim. O zaman ne yapacağız? For edatını kullanacağız. Ayşe hat die Universität demişiz. For sechs Monaten. Şimdi Monat ay demekti. Der Monat, değil mi? Der Monat, çoğulu bunun die Monate. E geliyor. E datifti bu. Altı diyorum çoğul. O zaman ne yapacağız? En takısını getireceğiz. For sechs Monaten. Ha. Bir ay demiş olsaydı, bir ay önce, datif de değil mi? Der Monat, artık hele der de bunun. O zaman ne diyecektim buna? For einem Monat. Çünkü tekilini kullanıyorum ben burada. Peki, der artikeliydi. Der monat. Der da neye dönüşmüş? Değime dönüşmüş. O zaman aynım monat diyeceğiz. Okey. Hemen diğer cümleye bakalım. Ali wird seine Ausbildung nach vier Monaten abschließen. Ali wird seine Ausbildung nach vier Monaten abschließen. Burada ne dedik? Ali stajını dört ay sonra bitirecek diyoruz burada. Alistajını dört 4 ay sonra bitirecek. Ee, ne demişiz burada? Nah. Sonra kullandığımız için, 4 ay sonra kullandığımız için nah demişiz. Nah fiyo. Yine çoğul burada. Muna ten. En kesinlikle geliyor. Unutmayacağız. Abşliysin demişiz zaten. Okey. Son olarak da hangi örneği kullanmışız? Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Bu soru size sınavlarda çok fazla karşınıza çıkabilir. nedir? Seit wann lernst du Deutsch? Ne zamandan beri Almanca öğreniyorsun? Cevap veriyorum hemen. Seit einem Jahr yani ich Deutsch. Bir yıldan beri Almanca öğreniyorum. Şimdi bir dediğim için ya neydi bu yağın artikeli? Das'tı değil mi? Das ya. Ja. Tamam. Burada bir dediğim için das artikilde değime dönüşüyormuş. Hemen gördüm orada. Zayt edatından sonra da ben ne yapacaktım? Datif yapacaktım. O zaman zayt einem ya yani işte deutsch. Çünkü das artikilini değime dönüştürüyoruz. Okey. Şimdi... E, Umarım bu konu açık, açığa kavuşmuştur. Çünkü gerçekten foa, zayt ve nahezatları biraz karıştırılıyor. İşte datif olacağını, olduğunu unutmamanız gerekiyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle çoğula dikkat etmeniz gerekiyor. İki yıl, iki hafta derken, bir hafta derken aynı vohu diyorsun ama ich habe vor einer Woche ne diyebiliriz? Ich habe vor einer Woche mein rasen gemäht. İşte ne yaptım? Çimlerimi biçtim bir hafta önce. Aynı vaha dediğim için. Die Woche. Die Woche'yı da ne yapıyorduk diye artikelini dere dönüştürüyorduk. O zaman ne yapıyoruz? For einer Woche. Oraya'yı bilerek bastırıyorum. Farkına varın diye. Okey. Umarım e, bu konu dediğim gibi e, açıklığa kavuşturulmuştur bir şekilde. E, daha iyi anlamanızı sağlayabilmişimdir. E, bunu tabii nasıl gösterebiliriz? Aşağıda yorumlara örnek cümleler yazabilirsiniz. Foa, Zayt veya Nah edatıyla. Belki de üçüyle birlikte. Birlikte kontrol edelim doğru mu yanlış mı diye. Okey. Ich hoffe, das ist ein guter Unterricht war. und ähm, wir sehen uns wieder wir werden morgen weitermachen passt auf euch bitte sehr gut auf und tschüssi